Bir de rüyada en çok arananlar listesinde tabut varmış. Maşallah ne çok arıyormuşuz ya. Evet, rüyada bebek tabutu görmek. Ay ya, Allah kimsenin evladına ölüm nasip etmesin. Tüm dünyadaki çocuklarımız huzurlu ve mutlu olsun. Yani bebek tabutu da aslında yeni bir eve, yeni bir işe, yeni bir ortaklığa, yeni bir sürecin aydınlığını gösterir. O yüzden bebek tabutu işle alakalı ya da yapılması gereken yeniliklerle ilgili güzel bir nokta. Kendi tabutunuzu taşıdığınızı görmek. Çocuklarınızın siz yaşarken hanenizde miras kavgası yaratacağı ve siz yaşarken siz mallarınızı bölüştüreceğinizi gösterir. O yüzden mallarınızı bölüştürmeyin, haksızlık yapmayın kendinize diyorum. Tabunun içinde canlı insan görmek, kendisiyle alakalı yaşadığı tüm yeniliklere açık olacağı ve yurt dışı anlaşmaları ya da yurt dışına yerleşmeyi temsil eder. O yüzden rüyada kendisini canlı bir şekilde tabut içinde görüyorsa farklı bir ülkeye yerleşmek, yenilik yaratmak, yeni başlangıçlar ama yaşadığı yeri terk etmektir. Bayrağa sarılı tabut görmek, bayrağa sarılı tabut görmek aslında bayrak biliyorsunuz ki yaşadığınız ülkenin temsili ve doğru bir ışığıdır. O zaman bayrak anlaşma, başlangıç, hızlı dönüşüm ve büyük bir ihtimal bayrak yurt dışı ile alakalı çözmeniz gereken pürüzlerin aydınlanması, inşaat sektörü ya da demir sektörü ile alakalı yapacağınız yeni anlaşma ya da bilgisayar mühendisiyseniz Almanya'ya gitmeyi temsil eden ya da farklı mesela doktorsanız üzerinizdeki eğitiminizi doçentliğe hazırlamak ya da doçentseniz profesör olmayı göstermek ya da kendinize yeni iş kuruyorsanız bunu daha büyük fabrika sistemine geçirmeyi temsil eden. O yüzden tabutta bayrak görmek, sarılı görmek çok büyük yeniliklere ve mesela ses sanatçısıysanız bu yılki yapacağınız CD'nin size çok büyük başarı sağlayacağı. Mesela ne bileyim kafe işi yapıyorsanız, kapatmak üzereyseniz lang diye ortaklı bir işle hızlanmayı temsil eder. O yüzden bayrağı sarılı tabut her zaman güzel bir rüyadır. Devamlı görün diyor.